Değerli arkadaşlar, bu yayınımızda kıyametin yaklaşıp yaklaşmamakta olduğu ile ilgili birbiriyle çelişen bazı ayetlerin analizini yapacağız. Çelişkileri gün yüzüne çıkartmaya çalışacağız. İlk ayetimiz Kamer suresinin 1. ayeti. Ayetimizi okuyalım, analize geçelim. Şöyle deniliyor. Zaten bu meşhur bir ayettir. Çünkü burada ayın yarılmasından da bahsediliyor. Kıyamet kesinlikle yaklaştı ve ay ikiye bölündü. Burada zaman yaklaştı, ay ikiye bölündü şeklinde geçer ifade. Ama bahsedilen zamanın kıyamet olduğu cumhurun temel görüşü olarak kabul edilir. Nitekim farklı ayetlerde de kıyametin yaklaşmış olduğu zaten belirtiliyor. Onlardan da birkaç tane örnek vereceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz üzere bu ayette kıyametin yaklaştığından bahsediliyor ve ayın da yarıldığından bahsediyor. Ayın yarılması da esasında kıyametin yaklaşmış olduğuna delil olarak sunuluyor burada. Çünkü insanların gözleriyle görebileceği çok büyük bir mucize gerçekleşiyor. Böyle büyük bir mucizenin gerçekleşmesi insanlara tanınmış olan mühletin de artık sınıra ulaşacağının bir göstergesidir. Çünkü bu kadar bariz bir şekilde doğaüstü bir şeyin gösterilmesi insanlara tanınan mühletin sürenin dolduğuna işaret ediyor. Fizikle metafizik arasındaki bağlam bildiğiniz gibi İslam inancında imtihana tabi olduğu için doğaüstü dünya ile alakalı insanlar bir şey göremiyorlar genellikle. Bazı şanslı insanların bazı mucizeleri gördüğü öne sürülüyor. Nitekim ayın yarılması da bunlara bir örnektir. Tabi bunların tamamı efsaneden, mitten, hikayeden ibaret. Hiçbirisi tarihte gerçekleşmemiş olan efsanelerdir bunlar. Bunları zaten biliyorsunuz. Ama bilmeyenler de olduğu için, bu videoyu izleyenlerin arasında birçok Müslüman da olacağı için bunun üzerinde durmak gerekiyor. Böyle bir şey olduğuna dair hiçbir tarihi vesika yok, belge yok, bilgi yok. Böyle bir şey olmuş olsaydı zaten çevredeki bütün ülkelerin, özellikle Roma İmparatorluğu'nun, Sasanilerin vesairelerin bu olayı açık bir şekilde görmüş olması ve kaydetmiş olması gerekiyordu. Her neyse, konumuz kıyamet. Bakalım tefsir alimleri buradaki kıyametin yaklaşmış olduğu hususuyla alakalı ne tür açıklamalar yapmışlar? Efendim, Kur'an'da farklı ayetlerde farklı açıklamalar var. O yüzden buradan kıyametin yaklaştığını anlayamayabiliriz mi demişler? Kıvırmışlar mı yani? Yoksa hayır efendim, ayette net bir şekilde kıyametin yaklaştığı belirtiliyor. Biz bu ayete uymakla mükellefiz ve bu ayete göre kıyamet yaklaşmıştır mı demişler. İlk önce her zaman olduğu gibi Kurtubi'den başlayalım. Şöyle diyor Kurtubi: "O saat yaklaştı ve ay yarıldı. Yani kıyamet yaklaştı. Bu da daha önceden açıklamış olduğumuz gibi Yüce Allah'ın yakın olan kıyamet günü yaklaştıkça yaklaştı. Necm suresi 57. ayeti gibidir." Bakın burada Kurtubi farklı bir ayet daha örnek veriyor. Necm suresinin 57. ayetinde de Cenab-ı Allah kıyametin yaklaştığını belirtmiştir diyor. O halde o geçmiş olan zamana nispetle oldukça yakın demektir. Çünkü kadedenin Enes'ten rivayet ettiğine göre dünya ömrünün büyük bir bölümü geçmiş bulunmaktadır. Buraya dikkat. Dünya ömrünün büyük bir bölümü geçmiş bulunmaktaymış. Bu rivayete göre Enes şöyle demiştir: "Resulullah güneşin batmak üzere olduğu sırada bir hutbe irşat etti ve şöyle buyurdu: sizin dünyanızdan geçen zamana oranla geriye kalan bölümü ancak bugünden geçen süreye göre geriye kalan gibidir." Yani o sırada gün sonlanmış, güneş batmak üzere. Ve Muhammed diyor ki dünyanın geriye kalan ömrü bugünün geriye kalanı gibidir. Yani büyük bir bölümü bitmiş esasında, çok az bir kısmı kalmıştır. Muhammed'in yaşadığı dönemde bildiğiniz gibi bu süre 5500 yıl sınırındaydı. Günümüzde 7000 yıl oldu Adem'den bugüne kadar. Haliyle kıyametin kopmuş olması gerekiyor. Nitekim bazı hadislere, bazı açıklamalara göre çoktan kopmuş olması gerekiyor. Ama görmüş olduğunuz üzere kopan herhangi bir şey yok. Çünkü bunlar masaldan ibaret. "O sırada biz güneşin ancak çok az bir bölümünü görebiliyorduk." diye bitmiş hadis. Kâb ve Veh şöyle demişlerdir. Buraya dikkat bakın. Dünyanın ömrü 6000 yıldır. Veh dedi ki bunun 5600 yılı geçmiş bulunmaktadır. Yani arkadaşlar geriye 400 yıl kalmış. Kâb ile Veh bunu söylüyor. Muhtemelen bunlar bayağı eski dönemlerde yaşamış olan alimler. Bundan belki 1000 yıl kadar önce, şu anda bilmiyorum net olarak ne zaman yaşadıklarını, ama bayağı bir önceden yaşamış olan alimler ve bunların iddiasına göre kıyametin çoktan kopmuş olması gerekiyor. Ama öyle bir şey yaşamadık biliyorsunuz.
Bu arkadaşların yapmış oldukları bu yorumlar Kur'an'daki ayete göre de pek mantıksız sayılmaz. Kur'an'da da kıyamet çok yaklaştı. Yaklaştıkça yaklaştı deniyor bazı ayetlerde. Bunlar onun üzerine analiz yapıyorlar. Ama ve lakin biraz sonra görecek olduğunuz üzere bazı ayetlerde onun tarihini sen bilemezsin Muhammed, bilemiyorum de. Belki de yakınlaşmıştır, bilemeyiz türü açıklamalar var. Yahu sen bazı ayetlerde çok yakınlaştı tarih diyorsun, ondan sonra da bilemeyiz, belki yakınlaşmıştır diyorsun. Bu açık bir çelişkidir. Oraya geleceğiz. Ayın mucizevi bir şekilde yarıldığının ifade edildiğini görüyoruz burada. Enes'ten bir rivayet veriliyor. Mekkeliler peygamberden bir mucize istiyorlar. Bunun üzerine Mekke'de ay iki kere yarılıyor. Bir de Taberi'ye bakalım değerli arkadaşlar. Taberi şöyle demiş. Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Allah-u Teala bu ayette kıyametin yaklaştığı ifadesiyle geçici olan dünyanın sonunun yaklaştığını kullarına bildiriyor ve onları kıyamet gününün dehşetine karşı hazırlık yapmaya, ondan gafil olmamaya davet ediyor. Yani Taberi de bu ayette kıyametin yaklaşmış olduğunun belirtildiğini kıvırmadan aktarıyor. Tıpkı Kurtubi gibi. Yok efendim, farklı ayetlerde farklı şeyler söyleniyor. Bunlar birbiriyle çelişir. O yüzden biz buraya yuvarlak bir anlam verelim demiyorlar. Yine peygamberin benzer bir hadisi burada rivayet edilmiş. Biz bir gün ikindiden sonra güneş dağların başına yaklaştığı bir sırada Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Resulullah orada bize geçmiş ümmetlerin ömürlerine nispetle sizlerin ömürleri bugünün geçmiş bölümüne nispetle geriye kalanı kadardır. Yani kıyamet çok yakındır demek istiyor kısaca. Şimdi bir de Enbiya suresinin 109. ayeti var, onu okuyalım. Bu ayette de yine kıyametin kastedildiği öne sürülerek şöyle deniliyor. Eğer yüz çevirirlerse de ki ben size eşit olarak bildirdim. Size vaat ondan yakın mıdır uzak mıdır bilemiyorum. Yani kıyamet yakın mıdır uzak mıdır bilemiyorum de diyor Allah Muhammed'e. Ama bir önce görmüş olduğumuz ayette kıyamet yaklaştı diyor. Farklı ayetlerde çok yaklaştı diyor. Burada da yaklaştı mı yaklaşmadı mı bilemiyorum de diyor. Yani Muhammed'i yalancılıkla itham etmeye sürüklüyor burada Allah. Neden? Çünkü kendisi kıyamet çok yaklaştı diyor. Dolayısıyla Muhammed'e de ne demesi gerekiyor? Onlara de ki kıyamet çok yaklaştı demesi gerekiyor. Tutarlılık böyle bir şey değil mi derler arkadaşlar? Tutarlı değil, gördüğünüz üzere çelişiyor. Ama bu ayet için şöyle bir yorum da var. Onu da okuyalım, sonra okumadı demesinler. İbn Abbas bu ayette kıyametin yaklaşmış olduğundan bahsedildiğini ifade ediyor. Bildiğiniz gibi çok önemli bir alimdir İbn Abbas. Şöyle de açıklanmıştır şeklinde bir farklı rivayet de veriliyor. Deniliyor ki ben size açıkça savaş ilan ettim. Ancak bununla birlikte size karşı fiilen savaşmak üzere bana ne zamana kadar izin verileceğini ya da ne zaman izin verileceğini bilemiyorum. Yani burada kıyametin zamanını bilemiyorum değil de savaşın ne zaman olacağını bilemiyorum demiş Muhammed. Yani Allah Muhammed'e bunu söyletmiş diyenler de var. Ama İbn Abbas gibi çok önemli alimler ayette kıyametin kastedildiğini söylüyorlar. Şayet kıyamet kastediliyorsa çok bariz bir şekilde bir önce okumuş olduğumuz ayetlerle çelişiyor. Birinde kıyamet yakınlaştı deniyor, burada bilemiyoruz deniliyor. Tabi burada farklı yorumlar olduğu için ve ayet de çok net olmadığı için hayır efendim burada kıyamet kastedilmiyor. Dolayısıyla iki ayet arasında çelişki yoktur. Savunması yapabilir müminler. O yüzden size çok daha net bir ayet göstereceğim. Evet, çok net bir örnek. Ahzab suresinin 63. ayeti. Şöyle deniliyor. Ey Muhammed! İnsanlar senden kıyametin zamanını sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin? Belki de zamanı yakındır. Yani değerli arkadaşlar, burada kıyametin zamanı ile ilgili onun bilgisi ancak Allah katındadır deniyor. Devamında ise ne bilirsin? Belki de yakındır. Asıl çelişkiyi oluşturan kısım burası. Şimdi sen daha önceki ayetlerde kıyamet çok yaklaştı, çok yakındır dersen ondan sonra da dönüp ne bilirsin belki de yakındır zamanı diye Muhammed'e bunu söylersen bu bariz bir çelişki olur. Çünkü sen zaten yakın, çok yakın demişsin. Kendinle çelişiyorsun yani. Ayrıca onun zamanını ancak Allah bilir demek de burada yuvarlak bir cevap vermek oluyor. Çünkü sana gününü, tarihini sormuyorlar burada muhtemelen. Hangi gün olacak, saat kaçta olacak denilmiyor. Yakın mı uzak mı? Bu soruluyor muhtemelen. Sen zaten daha önceki ayetlerde çok yakın demişsin, yakın demişsin. Burada da yakın, yaklaştı ama net zamanını ben bilirim şeklinde cevap vermen gerekir. Yine Enbiya suresinin 1. ayetinde insanların hesap verecekleri gün yaklaştı. Oysa onlar aymazlık içinde, dalalet içinde yüz çeviriyorlar deniliyor. Yani arkadaşlar toparlarsak
Bazı ayetlerde kıyametin yaklaşmış olduğu, çok çok yaklaşmış olduğu belirtilirken, bazı ayetlerde ise kıyametin ne zaman olacağını biz bilemeyiz. Sen de ki Muhammed, belki yakındır tarih deniliyor. Bazı ayetlerde yakın mıdır, uzak mıdır ben bilemem de deniliyor Muhammed'e. Oysa farklı ayetlerde çok yakındır deniliyor. Bu iki ifade, bu iki ayet türü birbiriyle net bir şekilde çelişiyor arkadaşlar. Tutarsızlıklar var. Bugün kısaca buna değinmeye çalıştım. Kur'an'da bu tarz tutarsızlıklara, çelişkilere bolca rastlamak mümkündür. Neden? Çünkü bu kitap Tanrı eseri değil, insanlar tarafından kurgulanmış insani hataları barındıran bir eserdir. Bir başka yerinde görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.